faillerin yargılanması için çaba sarf ediyoruz. Ancak göstermelik birkaç dava dışında siyasi iktidar muhalefetle birlikte, Türkiye muhalefetiyle birlikte bu talebimize kulak asmamakta. Bu bölgede Kürt meselesinin özellikle 90'lı yıllardan bugüne çözümsüz bırakılmasından kaynaklı olarak çok ağır insan hakları ihlalleri yaşandı. Bu ağır insan hakları ihlallerinin mağduru olan en önemli gruplardan biri de ne yazık ki çocuklar oldu. Savaşın, çatışmanın tarafı olmayan çocuklar patlayıcı artıklarıyla, yaşanan çatışmalarla yaşamlarını yitirdiler veya engelli hale geldiler. Bugün bu çocuklardan biri olan Ceylan Önkol'un aynı zamanda ölüm yıl dönümü. 28 Eylül 2009 tarihinde Lice'de Şenlik köyünde karakol tarafından atılan bir havan mermisiyle yaşamını yitiren Ceylan Önkol, aradan geçen bu uzun süreye rağmen henüz tespit edilememiş ve yargı etkili bir yargılamaya tabi tutulamamıştır. Sürekli bir şekilde geçmişle yüzleşme ve adalet biz talep ederken, siyasi iktidar ise yaşanan bu acı olaylarda, ağır insan hakları ihlallerinde kaybettiğimiz kişileri unutturmaya yönelik politikalar yürütmekte. 2017 yılında Lice Kayyumu, Ceylan Önkol'un isminin verildiği parkı bu çatışma sürecinde yaşamını yitiren başka bir çocuğun ismiyle değiştirdi. Biz buradan bir kez daha bizim kayıplarımızın, bölgemizde yaşanan insan hakları ihlallerinin, bu çatışma sürecinde yaşamını yitiren hiçbir yurttaşın birbirinden ayrılmaması gerektiğini, bir bütün olarak bir geçmişle yüzleşmenin sağlanması gerektiğini, adalet ve hafıza mekanlarının bizler açısından çok önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyoruz. İbrahim Gündem Bremine, bu CEO Sesala Emre İbrahim Gündem Hundabiye. Bu bazda salazi emtin elve dere koşuyorlar, emle edigarın. Bıra mezeli mehebe, astiye mehebe, emharın ser mezeli brekhı. Hevali meziparın, emtev be hevalen, emfarka metneye. Bıra embehevra, harın ser mezela, dire merhatbe, emdile hükün ci. Bu bazda sala emlver dere ne tışki nadın desteme. Nabijin kani evya çıma, çıma elve dere ne? Kafan oknakın. Bırak astiye mederken em hala sertir ba bırak. Em tabi hala sertir ba bırak. Babe ha, sabiye ha, genç parant ver derada. Tevzi günene. Em astiye kutuza. Em hatta sağben. Em berbe dozene. Em zvere ve nagerin. Em hatta astiye ku nebinin. Em zvere deran açın. Her hafta be ber be baran be hafta dini. Em de avi daman, em rü deran te daman de avi daman, em dişe jvr deran açın. Em her hafta jvr derane, em hava çal mali kharini yaht gün. Cumar tersiz mera ve biya kharini. Em ten jvr deran. Em jvr en açın, em jvr en açın. Eksiltiyor bizi bu kan. Bu ölüm, bu gözyaşları. Eksiliyor insan. Bir gün eve gelmese, sokaklara çıkar, ararsınız. Onların çocukları yıllardır evine gelmiyor. Birisinden vazgeçmişler. Kemiklerine razılar. Onlar kim mi? Cumartesi anneleri. Şemuz Eroğlu 1930 yılında Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Bardakçı Bataköy'ünde doğdu. Evli ve 7 çocuk babasıydı. Yaşadığı köye sık sık baskın yapan askerler ve korucular tarafından korucu olmaya zorlanıyordu. Köye yapılan baskınların birinde kardeşiyle birlikte gözaltına alındı ve daha sonra serbest bırakıldı. Eroğlu ailesi baskınlar sonucu köyden ayrıldı. Şeyhimiz Eroğlu ailesiyle birlikte Batman merkezine taşındı. Birkaç yıl burada yaşadı. 21 Eylül 1995 tarihinde köy korucuları ile askerlerin evine yapmış oldukları baskın sonucunda gözaltına alınarak Mardin'e getirildi.
Olayın ardından ailesinin onu bulmak, kendisinden haber alabilmek için yaptığı tüm girişimler sonuçsuz kaldı. Yetkililer ne ev baskınını ne de gözaltına alındığını kabul etti. Yani her zamanki gibi inkar. Onunla aynı zamanda gözaltında kaldığını belirten kimi görgü tanıkları ise Şehmuz Eroğlu'nun gözaltında tutulduğunu, ağır işkenceler gördüğünü, daha sonra da serbest bırakıldığını söyledi. Yine MİDYA'daki kimi görgü tanıklarının ifade ettiğine göre serbest bırakıldığının söylendiği tarihte özel timlerin olduğu bir arabanın içinde görüldü. Şehmuz Eroğlu'nun gözaltında alındığı tarihten itibaren bir daha haber alınamadı. 32 yıl boyunca babamın akıbetini sordum. Gerek adliye koridorlarında, gerek meydanlarda, cumartesi anneleriyle beraber babama ne oldu sorusunu sordum. Beraber katıldığımız avukat arkadaşlarımızın da bunun tamamen bir aklama projesi olduğunu gördü. Binlerce delil olmasına rağmen, onlarca görgü tanığı olmasına rağmen, devlet kurumlarında çalışan insanların gelip ifade vermelerine rağmen bu kişiler katildir. Bu kişilerin oluşturduğu bir yani bir ortam var. Bunların yaptığı kesindir demelerine rağmen ve elde kesin deliller olmasına rağmen zoraki bir beraat kararı verilerek bütün dosyalar düşürülmeye başlandı. 30 yıllık zaman aşımı süresiyle her ne kadar gerçeklik varsa düşünün ki bugün Mehmet Ağar çıksa dese ki Mecit Baskın'ı ben öldürdüm ceza verilmeyecek. Çünkü 30 yıllık zaman aşımı diye saçma sapan bir sistem var. Biz bunun tam karşısında olmaya devam edeceğiz. Babam için, tüm sevdiklerimiz için, bütün kayıplar için adalet talep etmeye devam edeceğiz. Hiçbir zaman meydanlardan, adliye koridorlarından, en önemlisi toplumla beraber bu işin üzerine gitmekten de hiçbir zaman geri durmayacağız. Yargılamadan ne kadar aklanırlarsa aklansınlar, toplum vicdanında bu katliamları yapanlar, JTM'e üye olanlar, buna destek verenler, toplum nezdinde de, tarih nezdinde de katillerdir ve bunlara arka çıkanlar da katil sürüsüdür. Bunu açık ve net buradan ortaya koymak gerekiyor. Diyarbakır'ın Dinili ilçesinde katledilen Hatice Atalay'ın akıbetini sormak için toplandı. Hatice Atalay'ın aranı Hacı Atalay olaya ilişkin şu beyanlarda bulundu. 10 Eylül 1996 tarihinde gece saat 10 ile 11 saatleri arasında annem, babam ve komşumuz Hatice Atalay evimize yakın 1 kilometre mesafede bulunan ve Dicle Emniyet Müdürlüğü'nün karşısında bulunan sebze bahçemizi sulamaya gitmişlerdi. Sulama sırası kimdeyse emniyet müdürlüğüne bilgi verilmiyordu. Bu nedenle sulama sırasını bizlere hafifleti daha önceden verilmişti. Annemler bahçeyi sulamaya başladıktan bir süre sonra emniyet müdürlüğünün arka kısımlarında bulunan ziyaret tepesinden orada sürekli olarak konumlanan özel harekat timleri tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açılmış. İlk denemeden sonra bir el silah sıkılmış. Sonra tekrar seri bir şekilde ateş edildiği sırada babam emniyete doğru koşarak silah sıkmalarını söylemiş. Ancak oradan bir polis babama hakaret edip seni de öldüreceğiz diyor. Babam annemin yaralandığını ve hastaneye yetiştirmek istediğini söylüyor ancak sabah saat 6'ya kadar oralıyorlar. Sonra olay yerine savcı ve doktorlar getiriliyor. Ancak annem ölmüştü. Hastanede işlemler bittikten sonra cenazesi bize teslim edildi. Emniyet olay yerine vermek olamadıklarını ve olayla olmadığını söylüyor. Oysa babam karakoldayken sokağa çıkma yasağı vardı. Kendisine siz de dışarı çıkmasaydınız demişlerdi. İnsanlığa karşı işlenmiş olan suçların karşısında hukukun gereğini yapmamak suç değil.